Merhaba YouTube, ben Birkan Demir Çalışkan ve bu da 2020 model Seat Leon 1.5 Eco TSI ve tahmin edeceğiniz üzere FR paketiyle bu videonun konu oluyor. Çok anlatacak enteresan özellikler var. Piyasadaki pek çok Leon örneğinde olduğu gibi bu araç DSG değil. Dolayısıyla YouTube camiasında bu kombinasyonda bir Leon olmadığı için de çekmek daha bir iştahlı geldi bana. O zaman yavaştan başlasak mı? Ne yapsak? Zaten uzun sürüyor videolar. Hadi başlayalım. Ya arkadaşım. Niye herkes yavaş? Niye kimse dönemiyor hiçbir yerden ya? Bak iki. Koskoca videoyu izlemek istemiyorsanız kısa bir özet geçeceğim. Eğer Volkswagen Golf beğeniyorsanız, kompakt sınıfta bir hatchback olarak referans noktası sayılan Golf'e aşıksanız ama bazen diyorsunuz ki Golf acaba sıkıcı mı? Ondan daha iyi bir Golf olabilir mi? İşte size yanıtı. Seat Leon. Çünkü özellikle sürüş kısmında da anlatacağım üzere sanki Golf'ten daha iyi bir Golf varsa o da Seat Leon'dur diye düşünüyorum. Günümüzde bazı tabii spekülatif açıklamalar oldu Seat kanadında. Bunlar biraz ortamı bulandırsa bile eğer Golf'ten, Volkswagen'den daha iyi bir Volkswagen Golf varsa az önce de söylediğim gibi Leon'u ciddi anlamda düşünmeniz lazım. Bu araçla ilgili en büyük handikap piyasada biraz böyle Apache tadındaki insanların çok da kullanmasından kaynaklı. Biraz böyle hani nahoş anıldığı durumlarda olabiliyor. Videonun bir yerlerinde bundan da bahsedeceğim ama bütün bunlardan sıyrılıp paranızın karşılığında bol donanım, iyi tasarım, performansı da arıyorsanız bu araç size göre olacaktır. Hemen her videoda olduğu gibi bu videoda da biraz tarihçesinden ve isim çıkış noktasından bahsetmek istiyorum. Seat biliyorsunuz ki bir İspanyol markası ve bizim kanalda adam akıllı bir videosu yoktu bugüne kadar. Dolayısıyla burayı biraz anlatmak istiyorum izninizle. Seat İspanyolların yerli ve milli markası olarak ortaya çıkmış. Otomobilimiz yerli ve milli, direksiyonda dünya lideri. Otomobilimiz yerli ve milli, kuduran kıskanan her yerde belli. Ve günümüzde Volkswagen grubu içerisinde modellerini üretmeye devam eden bir marka. Genellikle model isimlendirmesi yaparken de İspanya'nın belirli şehirlerini modellerine koyuyor. Bunlardan bir tanesi de Leon. Aslında Leon İspanyolca aslan anlamına gelmekle beraber İspanya'daki bir şehrin de aynı zamanda adı. Leon İspanya içerisinde biraz kuzey batı kısmında kalan, biraz böyle içerilerde kalan bir şehir olmakla beraber aslan gibi bir ifadesi de olduğu için de kompakt sınıfta böyle aslan gibiyim, aslan gibiyim diyenlerin öncelikli tercihi oluyor. O zaman hızlıca bir Leon'un hikayesine bakalım. Seat bağımsız bir kuruluş olarak başlayıp baştan Fiat lisansıyla araçlar ürettikten sonra 90'ların başında Volkswagen'in içine geçtikten itibaren model yelpazesi de buna göre bir değişim içerisine giriyor. Çünkü Volkswagen grubu döneminin dahi yöneticisi Ferdinand Piëch'in kararları doğrultusunda bir platform yapıyor ve elindeki bütün markalara bunu dağıtıyordu. Bunların ilk örneklerini Seat'ta da gördük ki Leon'da bu düşüncenin bir meyvesi olarak ortaya çıkmıştı. Piyasada ilk gördüğümüz Leon 1999 yılında çıktığı gibi aslında Toledo'dan türetilmiş, kıçı kesilmiş bir Toledo olarak tanıtıldı. Bu aracın tasarımcısı İtalyan dizayn Giorgio Giugietto tarafından kaleme alınmış, harika gözüken ama tabii Toledo'su daha iyi gözüken, Leon'un da böyle hani Toledo'nun arka kısmı böyle bıçakla atılmış gibi bir versiyonuydu ki ülkemizde de bir anda popülerleşmesini sağladı. Ama esas patlama, ülkemizdeki esas patlama ikinci nesil Leon'a geçildiği gibi oldu. 1P olarak adlandırılan ikinci kasa Leon'a geçildiğinde ise bu sefer tasarım bir başka üstada Walter De Silva'ya emanet edilmişti. O araç ülkemize ilk geldiği zaman yer yerinden oynadı. Yer nasıl yerinden oynadı anlatamam çünkü hem 1.6 hem 1.4 turbo örneklerini gördüğümüz gibi bir de tabii dizelleriyle beraber ülkemize böyle peynir ekmek gibi satıyorlardı. Walter De Silva'nın Alfa Romeo'dan getirdiği bazı tasarım detayları bu araçta da mevcuttu. Özellikle arka kapı kollarının gizli olmasından kaynaklı tek kapılı bir kupe gibi gözüküyordu bu ikinci nesil Seat Leon. Hatta bu ikinci nesil Leon o kadar tutuldu ki hızlı bir şekilde para kazanan, illegal işler yapan arkadaşların da favori otomobilleri arasına girdi. Tabii o yıllarda, daha doğrusu ilk nesil Leon'un ülkemizde
Leon Cup adıyla da düzenlenmesiyle beraber sportif bir marka imajı oturmuş ve ikinci deste geçildiği gibi ben sportif otomobil kullanmayı seviyorum ama hani çok da böyle milyon dolarlar vermek istemiyorum aracıma diyenlerin öncelikli tercihi bu ikinci nesil Leon olmuştu ki görünümü de tasarımı da her baktığımda, bugün bile baktığımda ya baba çok güzel otomobil. Bir de şöyle düşünün, çok iyi görünen bir Alfa Romeo hayal edelim ve bunun Volkswagen mühendisiyle yapıldığını düşünelim. Bu ikisini birleştirelim. İşte ikinci nesil Leon bu şekilde bir izlenim bırakıyordu. Ama tabii her güzel şeyin bir sonu olması gerektiği gibi ikinci nesil Leon'u da yavaş yavaş üçüncü nesle doğru kaydırmak gerekiyordu. Bu noktada Volkswagen yine önceki nesillerde yaptığı gibi ortak platform kullanımında üçüncü nesli 2012 yılında ortaya çıkardı. MQB olarak adlandırılan bu adaptif platform içerisinde tabii ki Golf'tu, Octavia'ydı, A3'tü falan gibi bütün kardeşler aynı platform üzerinden ortaya çıkarken bu platformda ikinci ortaya çıkan modelde Seat Leon'un üçüncü nesli yani 5F olarak adlandırılan versiyon olmuştu. Leon'un ilk iki neslindeki süperstar tasarımcılardan sonra üçüncü nesile geçildiğinde bir miktarı böyle bir bocalama yaşadık gibi oldu. Çünkü daha böyle köşeli sivri hatların yer aldığı bu görmüş olduğunuz 3. nesle geçildiğinde ben kişisel olarak aslında 2. neslin daha güzel olduğunu düşünüyordum. Ancak yıllar içerisinde bu araca da baktığım zaman böyle tasarımın güzel güzel bir şekilde oturduğunu düşünmeye başladım. Halen arada bir trafikte böyle 2. nesil Leon'la bu görmüş olduğunuz 3. nesil Leon'u yan yana gördüğüm zaman 2. nesil bayağı küçük kalıyor. Yani boyutlarda öyle aman aman bir fark olmasa bile bu çok daha rafine bir tasarım. Bu sefer az önce de söylediğim gibi böyle bir süperstar tasarımcı, belki de hani o kadar daha süperstar mertebesine erişmedi ama ismi zor olan ateşli bir Akdeniz insanı olan Alejandro Macenaro Romanos tarafından tasarlanmış bir otomobil. Aslında onun yönetiminde tasarlanmış olan bir otomobil ki bu esas tasarımcı Julio Lazzano. Yani isimler gördüğünüz gibi İtalyan gidiyor çünkü neden? Akdeniz iklimi içerisinde Volkswagen grubu bu Seat markası içerisinde tabii ki İspanyolları, İtalyanları devreye soktu. Hemen burada bir tasarımcı parantezi açıyoruz tabii ki. Bu bahsettiğim iki tane abinin yaptığı güzel örneklerden bahsediyorum ki Alejandro abimiz ilk olarak Seat'ta 1995 yılında böyle kafasından adımını attığı gibi Bolero konsepti yapıyor ki ben hatırlıyorum o araç ilk tanıtıldığında dedim ki bu ne baba çok güzel. Sonra zaten o araç Seat Toledo oldu ve birinci kasa Seat Leon'un da suratı bu Bolero konseptten geldi. Tabii bu başarıdan sonra Volkswagen grubu dedi ki Alejandro sen gel abi buraya. Şurada biraz Volkswagen yap, şunu yap, bunu yap falan derken 2001 yılına gelindiğinde ise Renault'a geçti ve sıkı durun. Hala günümüzde bütün Mercedes'lerin kupelerden bahsediyorum. Kopyaladığı Renault Laguna kupeyi de tasarlamış olan kişidir kendisi. Çıkar öpelim baba diyebileceğimiz bir tasarımcı. Hani az önce yıldız demedim ama bayağı yıldız otomobiller tasarlıyor. Tabii Renault grubu içerisinde bu başarılardan sonra diyorlar ki baba çok iyi yapıyorsun abi. Şu bizim Kore'de bir departmanımız var Samsung otomobil. Oraya da git bir şeyler tasarla diyorlar. Orada da bir SM7 ikinci kasa olan aracı tasarlıyor. Yani güzel. Tabii hani bu latitudları falan düşündüğümüz zaman onlarla kıyasladığında harika bir tasarım yapıyor. Sonrasında diyor ki Walter De Silva abi diyor ki Walter De Silva bu arada Volkswagen grubu içerisinde böyle Allahu Ekber katlarına tasarım anlamında çıkarken diyor ki babacığım sen Alejandro'ya geri gel. Seat'ta işler biraz böyle karmaşık. Luke abi var bizim burada. Donker Verker falan gibi bir soyadı olan abimiz. O aralar böyle yapıyor bu işleri. Diyor ki sen bir geri gel abi şu Seat'a tekrardan bir el at diyor ve ilk olarak İBL konseptini bu arkadaş tamamlıyor diyeyim. Çünkü Luke abi ilk başlatıyor. Sonra bu tamamlıyor. O konsept hiçbir zaman hayata geçmiyor. Neden? Exeo vardı biliyorsunuz. Çakma A4 dediğimiz bir sedan Seat arabasıdır kendisi. İkinci nesil olarak düşünüyorlardı. Sıra üretime almıyorlar. Onun yerine ne yapıyorlar? Diyorlar ki bizim sedanlarla artık işimiz yok. SUV yapalım. Çünkü herkes SUV'leri böyle leblebi çekirdek gibi yiyor. O noktada diyorlar ki ilk SUV'miz olan Ateca'yı da yap babacığım dedikten sonra bu abimiz Ateca, Arona, Tarraco falan gibi isimlere sahip bütün SUV'lerini de tasarlıyor. Şimdi bu parantezi de yavaştan kapatmadan önce bir kez daha Alejandro abinin ne kadar başarılı bir tasarımcı olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü kendisi Cupra markasının Formentor'unu ve önümüzdeki günlerde satışa sunulacak olan Tavascan gibi araçları tasarlamış olan kişi.
Bütün bu başarılardan sonra diyor ki babacığım güzel teklif geldi ben gidiyorum diye. Renault'a gidiyor tekrardan 2021'de. 2021 yılında da Stellantis grubu içerisindeki Alfa Romeo'nun tasarım başkanlığına geliyor ki geldiği gibi de 33 Stradale konsepti ortaya çıkarıyor. Hani az önce bir hakkını yedim gibi oldu Alejandro abinin ama hakkını vermek lazım. Herif iyi otomobil tasarlıyor abi. Bu bir gerçek. Bu saatten sonra da bakalım Alfa Romeo'lar bu abinin önderliğinde nereye doğru gidecek. Hadi şimdi parantezi kapıyoruz. Tam yanında durduğuma göre biraz boyutlardan bahsedeceğim ama öncesinde ikinci nesilden üçüncü nesile geçerken bazı şeyler kayboluyor biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi vizli arka kapı kollarının yerine bildiğimiz öndeki kapı kollarının aynısını bir üçüncü nesile koyuyorlar. Neden? Çünkü diyorlar ki biz buradan güzel para kazandık. Model ailemiz içerisinde de üç kapılı bir hatchback'imiz yok. Dolayısıyla bu kasa tanıtıldığı gibi beş kapılı hatchback'e ek olarak bir de üç kapılı hatchback tanıtıyorlar. Bir de durmuyorlar. Biz biraz daha bir şey yapamıyorlar. ST adı verilen bir de station versiyonu da oluyor Leon'un. Bunlar ülkemize de geliyor ama ne yazık ki tek kapılı sports coupe olarak geçen 3 kapılı Leon pek tutmuyor. Dolayısıyla 2-3 yıl üretildikten sonra diyorlar ki baba bu iş tutmadı. Dükkanı kapatalım bu anlamda diyorlar. Station wagon da aslında Avrupa'da bol bol güzel güzel satarken bizde böyle Doğuş Otomotiv'in kendine getirdiği hani kontenjan içerisinden ülkemizde bol bol görüyoruz. Hatta hızını alamıyor seyahatçılar. Bu station üzerinden bir de Experience adındaki SUV aldık şekerim donanımında bu station'a ekliyor. Tabii bu kasa hala üretiliyor mu? Üretilmiyor çünkü 2020 itibarıyla yeni kasaya geçiyor. KL1 olarak geçen kasaya geçiliyor. Aslında bu kasayla beraber bir de yan tarafta Cupra ayrı bir marka olarak başlıyor. Bir model olarak başlamıştı. Ayrı bir marka olarak hayatına devam ederken yavaş yavaş seyahatinde suyunu kaynatmaya başlıyor ki önümüzdeki yıllarda zannediyorum ki Seat markasını mobilite çözümleri üreten bir şirket olarak gelirken Cupra markasını tamamen otomobiller üreten bir marka olarak görmeye devam edeceğiz. O zaman gelelim 3. neslin boyutlarına. Şöyle ki normalde biz neye alışkınız? Yeni bir nesil tanıtıldığı zaman uzunluğun, genişliğin, yüksekliğin artmasına. Bu araçta öyle olmuyor ki bir önceki nesline göre, ikinci nesline göre yaklaşık böyle 50 mm kısalıyor. En büyük kısalma genellikle burun kısmından oluyor. Sonrasında genişliğe baktığımız zaman da 40 mm genişlemiş oluyor ki bu iyi bir şey. 13 mm'de alçaltıyorlar. Bu da aslında avantajlı. Ağırlık merkezinin azalması ve aerodinamik iyileşmesi anlamına gelebilir bunlar. Esas büyüme tabii dingil mesafesinde oluyor. Çünkü bu modüler platform içerisinde ikinci nesil bu modüler platformlara baktığımız zaman en fazla eleştirilen konulardan bir tanesi arkadaki diz mesafesiydi. 58 mm bu dingil mesafesini arttırdıkları gibi arkada da diz mesafesi bu nesilde daha fazla oluyor. Günün sonunda 4263 mm uzunluk, 1810 mm genişlik, 1446 mm'de yüksekliğimizden sonra 2636 mm'lik de dingil mesafesi var biliyorsun. Bir de tabii aerodinamik katsayısından bahsetmek istiyorum. Çünkü böyle kama gibi gelen ön tasarım bize çok aerodinamik olduğunu gösteriyor ama lastik tercihinize göre bu aracın aerodinamik katsayısı 0.32 cd ile 0.30 cd arasında değişebiliyor. Piyasada gördüğümüz en iyi aerodinamik katsayılardan bir tanesi değil ama öncekinden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bir de bu yeni platformun kullanılması sebebiyle birkaç avantaj daha alıyor. Bunlardan bir tanesi yaklaşık 90 kilo daha hafifliyor otomobil. Bir diğer avantajı da bagaj hacminde yaklaşık 40 litre kadar, daha doğrusu 39 litre kadar bir artış oluyor. Bir de tabii ki FR donanımı aldığınız zaman yaklaşık 1 santim yere daha yakın oluyor araç. Bu sayede ne oluyor? Daha sportif olduğumuz gibi çoluk çocuk tombalak bindiğimiz zaman arabayı arabanın altını daha rahat sürtebiliyoruz. Hazır sürtme demişken bu araçlarla ilgili dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi de marş BR'ler tabii ki. Bugünkü aracımızda da gördüğünüz gibi yan tarafta alt kısımda marş BR'ler genellikle bu dönüşlerde parklarda ki bizim ülkemizde biliyorsunuz hiçbir şey nizami olmadığı için yani böyle otopark ya da işte park alanlarına ek olarak herhangi bir kaldırım vesaire yere bile çıkmayalım diye babayı koyuyorlar, anayı koyuyorlar böyle birileri duruyor. Ve hani kaldırımdan dönerken vesaire bu göbekten oturma işleri çok olur. Dolayısıyla bu araçta da oluyor. Bunun için ne yapıyorsun? Yalandan bir marş bir atıyorsun yan tarafa, oraya atıyorsun, onu atıyorsun, devam ediyorsun. Ama bu araçlarda eğer şuralarda bir hasar görürseniz çok da böyle tribe girmeyin. Çünkü bunlar çok olabilen şeyler. Yani bunu da bir söylemek istedim.
Ön tarafa ayrıca bir bakmak istedim. Çünkü Leo'nun ön tarafı her zaman böyle agresif bir bakışa sahip olan bir otomobildi. Bu sadece gündüz değil, gece de gerçekleşiyordu. Çünkü bu nesle geçildiği gibi tam led farların standart olarak alınabildiği araçlardan bir tanesiydi ki o yıllarda bu böyle büyük büyük olaydı. Zaten Volkswagen grubu içerisinde Audi daha böyle premium aydınlatma işlerini yaparken uygun fiyatlı aydınlatmalı teknolojileri daha çok Seat markasında görüyoruz. Bu makyajlı versiyon olduğu için de tamponu biraz farklı. Fakat tamponla bu ızgaranın çevresinde tek parça olduğu için de bu bölümde de ızgaranın yaklaşık böyle 20 mi 40 milimetre bile daha genişlemiş olduğunu okudum. Size de aktarmak istedim. Seat logosunu burada gördüğümüz gibi FR logosunu da burada görüyoruz. Nasıl görmeyelim ki? Bir de tabii şöyle bir şey var. FR paket aldığınız zaman FR plakada almak durumundasınız. Bu böyle yazılı olmayan bir kural gibi. Hatta bizim aracımız 06 FR olduğuna göre sonunda 06 olması hayati bir önem taşıyordu. Dolayısıyla sahibi de bu plaka seçeneğini özellikle tercih etmiş. LED farlara ek olarak sis lambalarımız da LED olarak geldiği gibi ön taraf komple LED gibi. Zaten sonra günümüzde biliyorsunuz Volkswagen grubu iyice bu işin suyunu çıkarıp artık Golf'lerde bu ortaya da LED falan atıyorlar. İyice böyle hani Ümraniye sanayiye döndürdüler ortamı. O kadar da abartmaya bence gerek yok. Tabii ön tarafta ortada bir kare formlu bir şey görüyoruz. Bu ne işe yarıyor? Aslında adaptif cruise control için değil de daha çok acil durum fren desteği için burada böyle bir tarayıcı var. Tabii versiyona göre cruise control ayarlarını da buraya ekleyebiliyorlar. Volkswagen grubunda bir de tabii gizli özellik açma fenomeni var biliyorsunuz. Ya aracı standart alıyorsun, hemen bir yere gidiyorsun, bütün gizli özellikleri açıyorsun. Öyle olunca ne oluyor? Kayar sinyallerin geliyor. İşte bütün üst dolanımda sunulan şeylerin hepsini sen böyle iki tık tıkla açtırabiliyorsun. Bunlar bir taraftan güzel bir şeyler, bir taraftan da bayiden böyle üst dolanıma aldığın zaman kötü bir şey oluyor baktığında. Hani güzel bir taraftan, aklı çalışan için ucuz versiyonu oluyorsun, gizli özellikleri açtırıyorsun, pahalı otom gibi hayatına devam ediyorsun. Bunlar güzel, sevdiğimiz özellikler. Motor kaputunu açtığımız zaman bir amortisör bekliyoruz ama tabii ki bu bir Fransız otomobili olmadığı için de çubuklu sistemimizle devam ediyoruz. Daha basit, daha iyidir diyoruz. Burada çok fazla seçenek var Leon'da. Üçüncü nesil Leon'a baktığımız zaman sonrasından gelen 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2 litrelik benzinli motor seçeneklerine ek olarak 2 litrelik dizeli ve ülkemizdeki peynir ekmek gibi satan 1.6 dizeline de rastlıyoruz bu Leon ailesi içerisinde. Bugünkü aracımız 1.5 Eco TSI olarak geçen versiyon ki aslında son yıllara doğru gelmiş olan bir versiyondur. Kendisi 1.4 TSI'nin bir 100 cc artılmış versiyonu. Garip olan 1.4 TSI'lere baktığımız zaman 125 beygir, 200 Nm torku varken aynı motorun 150 beygir ve 250 Nm üreten bir versiyonu daha var ki ülkemize onlar gelmişti. Garip olan 1.5'e geçildiği zaman da yine 150 beygir, 250 Nm tork gibi değerlerin aynı olduğunu görüyoruz ki daha da garip olan ikisinin de bu güçlere aynı devir aralıklarında üretiyor olması. Yani maksimum gücünü 5000 devirde veriyor, maksimum torkunu da 1500'den itibaren verebiliyor. Bunlar çok enteresan. Ama tabii ki bugünkü aracımız baktığınız zaman 1.5 Eco TSI'nin manuel versiyonu. Öyle olunca da 150 beygir değil 130 beygir üretiyor. Garip, normalde otomatik şanzımanları genellikle daha güçsüz görürüz. Tork olarak da 200 Nm'yi görüyoruz. Bu da daha düşük ama bu 1500 devirde değil 1400 devirde veriliyor. Enteresan. Onun haricinde ekonomi olarak DSG şanzımanın fazladan bir oranı olduğu için de özellikle uzun yol sürüşlerinde daha az yaktığını görüyoruz. Ama tabii biz manuel severiz baba diyenler için bu versiyonu tercih etmekte yarar var. Kaputu açtığımız zaman elbette derli toplu Volkswagen setup'ının burada olduğunu görüyoruz. Her şey gördüğümüz yerde, önde enlemesine sıralı 4 silindirli motorumuz var. Her şey çubuklar, mubuklar, uyarı şeyleri farklı renklerde ve bir de Skoda modellerinde çok bildiğimiz Simply Clever bir özellik daha var ama anlayana. Onu da biliyorsunuz, bunu açtığınız zaman böyle bir, burası böyle geniş bir ağız haline geliyor. Bunu açtık, çubuktan dolayı durmuyor. Ne yapacağız abi? Hemen çubuğun arkasına bunu getiriyoruz ve bu sayede Seat'ta kendi Akdeniz iklimine göre Simply Clever oluyor. Leon'un arka tasarımına baktığımız zaman bir önceki nesilden aslında Walter De Silva'nın Alfa Romeo göndermeleri yapan ince stoplarının güzelliğiyle karşılaşıyoruz tabii ki. Bu üçüncü nesilde de bu var. İkinci nesil Leon'larda yuvarlaklar tabii bu
yapının içinde varken teknolojinin gelişmesiyle beraber önde olduğu gibi arkada da LED teknolojisinin kullanıldığını görüyoruz ki şu anda bu güneşte pek göremiyorsunuz ama kontaktayız ve LED'lerimiz gayet güzel bir şekilde yanıyor. Sinyallerimiz de LED aynı zamanda. Bunlar güzel şeyler. Neden bu kadar LED manyaklıkları var onu da söyleyeyim. İddiaya göre LED aydınlatmalar normal ampullere göre daha az enerji tükettikleri için tercih ediliyorlar. Ama tabii yıllar içerisinde üretim maliyetleri de düştüğü gibi otomobillere dahil edildiler. Leon'da ben her zaman arka tasarımına baktığım zaman ikinci nesli daha bir böyle zarif bulurdum ama az önce de söylediğim gibi üçüncü nesilde bu yapı korumakla beraber daha böyle oturaklı, rafine bir hale gelmiş gibi. Bu biraz şey gibi E36 kasa BMW'den E46 kasaya BMW'ye geçildiğinde biraz hayal kırıklığı yaşamıştım ama E46 kasalar daha güzel yaşlanıyorlar sanki. Bu kasa Leon'da da bunu görüyoruz. Peki burada ortada böyle gördüğünüz gibi Leon yazıyor ki o yıllarda Volkswagen grubu içerisinde bu anlayışı ilk uygulayan markalardan bir tanesi Seat'tı. Seat logomuz tabii her zamanki gibi burada ve bastığımız zaman böyle açabildiğimiz bir sistem var. Yıllar içerisinde Volkswagen grubu bu tarz oyuncakları daha alt markalarında denedikten sonra kendi ana markalarına da adapte etti. Bugün biliyorsunuz Golf'te de falan da böyle o logoya basarak açma hikayelerini görebiliyoruz. Bagaj kapağını açtığımız zaman öndeki gibi olmayan bir hidrolik tabii burada kollarımız sayesinde açılıyor ve buranın yüksekliği böyle gövdeyle aynı şekilde olduğu için avantajlı. Bir de kafanız hiçbir şekilde gördüğünüz gibi değmiyor. Bunlar avantaj şeyler. Tabii ki hatchback bir otomobilde bunların olması beklenebilir. Beklenmeyen şeylerden bir tanesi bagaj hacminin önceki nesle göre yaklaşık 39 litre artması ve 380 litreye kadar gelmesi. Segmentin en büyük bagajıma tabii ki hayır ama her şeyin ortasında bir bagaj kapasitesini burada görüyoruz. Arka koltuklarımızı asimetrik olarak yatırabiliyoruz. Küçük parça solda, büyük parça da sağda olmak üzere. Bagaj kapağının içinde tutma yerlerimiz var ve bu tek bir parça gibi yapılmış. İki taraftan da açıp kapatabiliyorsun. Şöyle güzellikleri var, burada da kancaları var. Bu neye yarıyor? Aslında neye yaradığını biz de tam bilmiyoruz ama sadece 1,5 kilo taşıyabileceğini gördüğümüz burada kancalarımız var. Hani neye yarıyor derseniz bu bir İspanyol otomobili olduğuna göre ki onlarda Parma salamları çok meşhurdur. Ve hani bir şarküteriye girdiğiniz zaman şarküterinin tavanında yarasa gibi o butlar sarkıtılır genellikle. Ve altlarında böyle bir yağ damlamasın diye de küçük bir plastiği vardır. Belki İspanya'nın böyle halk pazarlarına falan buraya onları asıyorlardır o butları. Yağ da böyle belki gidiyordur. Onun için düşmüş olabilirler ama butun tanesi de 1,5 kilodan ağırdır bence. Ama tabii bir başka bakış açısıyla baktığımız zaman faydalı. Diyelim ki alışverişten geldin gittin bir şeyler bunları buraya asabiliyorsun. Bir şekilde yapmışlar. Onun haricinde çok bir drama olduğunu söyleyemem. Tabii pek çok trim sesinden kurtulmak isteyen Seat kullanıcısı gibi burada da bir silikon spreyi tabii ki barındırıyoruz genellikle. Onun dışında burada bir filemiz var. Stepnemiz alt tarafta havuzunun içinde ve güzel bir halı kaplamayla burayı bir şekilde bitirmişler. Onun dışında fazla bir dramamız yok. Bir aydınlatmamız var. LED ampulle o da aydınlanıyor. Yani LED'i bol bulmuşlar oraya da koymuşlar. Çok da iyi aydınlatmadığını sahibinden öğrendik. Bunun haricinde bagaj kapağını tekrardan tutup böyle kapattığımız zaman da FR donanımından bahsetmek istiyorum ki bu aracın arka kısmında da standarttan farklı olarak FR olduğu için de gördüğünüz gibi buralar siyah. Yani bu da bir şey değil mi? Hani daha fazla para vererek daha az şey almak gibi bir şey oluyor ama şimdi sadece o değil. Şimdi hakkında yemeyelim çünkü tamponun altında bir de difüzörümüz var. Çünkü çok süper spor kullandığımız için arabaya difüzör sayesinde aerodinamiğimiz daha iyileşiyor. Bir de zannediyorum ki standart Leon'lara göre bu tamponun şuralarında bir oyunlar daha var. Bu noktada bir FR ne demek ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü Seat'ın biliyorsunuz bir de Cupra diye bir model ailesi var. Artık marka oldu kendisi. Cupra Cup Racing demek ki Seat'ın yıllardır pist şampiyonalarında gazladığı araçlara Cupra deniyordu. Seri üretimde de en güçlü versiyonlara Cupra deniyordu. E tabi bunlar en güçlü motorlar. En üst versiyonlar olduğu için de biraz Mercedes'in AMG'si gibi düşünebiliriz. Yani AMG nasıl Cupra ise AMG paket de FR paket oluyor. FR da Formula Racing'den geliyor ki Seat'ın Formula'da hani Formula 1'de bir şeyi yok. Dolayısıyla hani Formula dediğim zaman Formula 1 gibi düşünmeyin. Pist yarışlarındaki hani o Formula bilmem ne hızlı genciz biz falan filan ayaklarını bu FR donanımıyla alıyoruz ki prestijimiz daha da artıyor.
şaşırtan noktalardan birini daha söylemek istiyorum konuyla bağlantısız. Arka sileceğimiz tabii yıllardır hani alıştığımız bir arka silecek formu var ama ben şey diye hatırlıyorum, fıskiyesi de içinde diye hatırlıyorum ama o da yukarıdan geliyormuş. Onun dışında derli toplu harika bir poposu olan bir otomobilden bahsediyoruz. Egzozdan da kapatmadan bahsedelim. Egzozumuz gördüğünüz gibi iki tane. Bu Seat Volkswagen arabalarında genellikle motor gücü silindir durumuna göre bu egzozlar tek çift falan gibi olabiliyorlar. Sürekli yanan kontaktayken sürekli yanan stoplarımızı güzel bir şekilde gördükten sonra biraz da arka süspansiyon sisteminden bahsetmek istiyorum ki biliyorsunuz 90'lı yıllarda bağımsız süspansiyon bu segmentte çok olan bir şeydi. Focus'ta yaygınlaşan bir şeydi. Astra'da vesairede hatta eski Volkswagen grubu araçlarında da Leon'da da varken yıllar içerisinde maliyetten dolayı bu bağımsız muhteşem süspansiyon sisteminden vazgeçtiler. Bu kasada da az önce altına inip baktık böyle. Bunda da bağımsız yok ama en üstlere doğru giderseniz o kupralara, gerçek kupralara giderseniz oralarda yavaş yavaş bağımsızları görmeye başlıyoruz. Ne yapalım? İşte maliyetten kaçmak için bazı şeyler yapılıyor. Bu fiyata da bu arabayı alabiliyorsan bağımsız süspansiyonu da olmasın. Seat Leon'un iç mekanısını anlatacağım ama öncelikle tabii içine girmem lazım. Aracımız kilitli, açalım. Açtığımız zaman aynalarımız henüz katlanmadı. Katlanıyor var gördüğünüz gibi. Katlandığı zaman da sivri aynaları gayet güzel bir şekilde görürüz. Hatta bir daha bir katlayalım. Böyle göğeyde içine çok güzel bir şekilde giriyor. Hiçbir çıkıntısı olmuyor. Ben bu aynalara bayılıyorum. Çünkü Golf'ten daha iyi bir ön çapraz açısı sağlıyor bu sayede. O yüzden de Golf'ten daha iyi bir Golf denilen temel sebebi bu aslında. Her aracımızı tabii çekmeli kapı kollarını açtığımız zaman giriyoruz ki hemen bu noktada bu renketten 5 yıldız aldığını hatırlatmak istiyorum. Bir de Latin renket diye bir şey varmış. Ondan da 5 yıldız almış. Ne kadar 5 yıldız varsa almış. Ve sunuş pozisyonu geçtiğimiz gibi burada içimizdeki apaçı ortaya çıkıyor. Çünkü sahibi seven buradan benliğe geçen gibi bir oturma pozisyonu var. Baksana arka koltuktan kullanıyor. Şuraya bak. Senin kulaklarını çekeceğim ben. Sana bir eğitim vermem lazım. Böyle olmaz abi. Bu ne bak bu. Taktın ya anahtarı. Şimdi çalıştıralım. Şu bak alayım şunu. Görüyor musun elimi? Bu şu. Yokum ben. Otonom sürüş. Böyle gideceğiz. Olacak mı? Frene bas diyor. Hadi ben şu süreye gideyim de kendi pozisyonumu bir ayarlayayım. Arka tarafa geçtiğimiz zaman burada aslında ideal sürüş pozisyonuma getirdikten sonra gayet geniş bir diz mesafesi olduğunu söyleyebilirim. Baş mesafesi olarak da sunroof'a rağmen iyi bir baş mesafesi var. Enteresan olan burada deli gibi yüksek bir şaft tüneli var ki bu araç önden çekiş. Peki ne menem bu burada duruyor diyenler için platform itibarıyla bu şaft tünelini buraya yapmak zorundalar. Çünkü dört çekerden sistemi de bu platform içerisinde kullanıyorlar. Dolayısıyla burada bayağı geçmesi bile zor. O kadar yüksek bir şaft tüneli bu. Öyle olunca ortada oturmak biraz sıkıntı olabiliyor. Ama biz insan gibi yerimize geçip oturursak eğer ayaklarımızı da uzattığımız yerde gayet geniş aslında. Burada tabii elektrikli camlarımız var. Her yerde bolca sert plastik varken orta kısımda kumaşları görebiliyoruz. Donanıma göre tabii bunlar değişebiliyor. Bu fiyat aralığında bir otomobil aldığım zaman bir kol dayama isterim ama bunda yok ne yazık ki. Bir de tabii bu koltuklar FR donanıma özgü olduğu için böyle kırmızı dikişler, döşemeler güzel oluyor. Köşeleri böyle derili olan ön koltukları da burada gördüğümüz gibi arka tarafta deri detayları bulamıyoruz. Çünkü neden? Her şey ön için yapılıyor biliyorsunuz bu segment araçlarda. Volkswagen grubunun alameti farikalarından olan buradaki kancalar iki tarafta da varlar. Çok hoşumuza giden detaylar bunlar. Ve tabii emniyet kemerlerimizi takmadan önce bu yerlerden alırken kenarında ses yapmasın diye de özel yuvaların olduğunu da söylemek istiyorum. Bunu böyle yerine yerleştirdikten sonra güzel bir yolculuk yapabilirsiniz. Açık renk olduğu için de o kadar klostrofobik değil. Sunroof olduğu için de ekstra bir şeyimiz var. Bunlar güzel detaylar. Bir de aydınlatmamız var. Tavanda bunu istediğimiz gibi kapı açık, kapı kapalı ya da böyle küçük modlarda da kullanabiliyoruz. Bunlar sevdiğimiz özellikler. Onun dışında çok bir numara yok diyeceğim ama Fiat Tipo sevenler bu aracı da seveceklerdir. Çünkü arkada havalandırma menfezlerimiz var. İki tane USB'miz var ki bu dönemi içinde harika bir donanımdı. Bugün bile hala güzel donanımlardan bir tanesi. Ceplerimiz var. Hoparlörlerimiz var. Kapı işlerinde de ceplerimiz var. Buraya şişe falan da koyabiliyoruz. Onun dışında kapı kollarının dış kısımları krom. Bunlar da güzel. Ve parmağınız buraya sıkışır mı? Sıkışabilir. O yüzden şöyle yapmak lazım.
Ve buna göre de öne bir bakalım neler oluyor önde. Leon'un iç mekanını anlatmak için böyle bir açı tercih ettik. Çünkü anahtarımızı yuvasına yerleştirdiğimiz gibi göstergeleri uyandırdığımız zaman baştan arabayı çalıştırmadan Seat FR'ı burada görüyoruz tabii ki. Bu ekranda bu olmazsa olmaz tabii ki bu donanıma özgü olarak. Burada da ilk TT modellerinde gördüğümüz bir dijital hayalet ekranımız var tabii ki. Ve burada çok fazla ayar olan aslında dijital ile mekaniğin tam böyle harmanlandığı bir dönemdi ki bu araçtan sonra Golf modellerinde daha dokunmatik işlere gittiler ve bayağı biliyorsunuz eleştirildiler. Ama acayip sezgisel ve Golf gibi sıkıcı olmayan iç mekan tasarımıyla burada karşı karşıyayız. Bu asimetrik kısmı ben çok sevememiştim ama işe yarıyor. Oturduğumuz zaman ben düzgün oturma pozisyonu bulduğum gibi bu harika 3 kollu deri kaplı direksiyonu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Burada bayağı şuradaki göstergeler içerisinde bayağı bir menü dolaşabiliyorsunuz. Mesela şu anda 3 farklı şekilde bu ekranı görebiliyoruz. Bastığımız zaman böyle genel böyle bilgilerin olduğu menümüz var. Böyle kenarı köşeli gösterge tablomuz geliyor. Burada da bunlar oluyor. Sonra da klasik bir şekilde de görebiliyoruz. Bunlar kendi içinde de ayrı ayrı ayarlara sahipler. Onun için de orta kısma gelip kayboluyoruz. Ya bir daha bulamıyoruz. Nasıl? O kadar burada bir yerlerde bir şey ki işte bu klasik görünüm. İşte klasik böyle ibrelerimiz çıktı. Görünüm bir de ortada detayımız var. Görünüm 2'de de istediğimiz şeyleri buradan ayarlayabiliyoruz. Sürüş süresi olabilir. Başka bir şey olabilir. Atabiliyoruz burada bir şeyler. Nasıl istiyorsan. Yani bu ayarları bir kere yapıyorsun. Bir daha da unutuyorsun gibi bir haller oluyor. Dolayısıyla sahibinin sevdiği gibi gördüğüm bir de olarak kalsın. Çünkü çok da bozmak istemeyiz. Bu göstergede bu gördüğünüz şeyler haricinde menüleri şöyle geçerek ki daha büyük görünümde göstereyim size. 5 farklı menüyü de yan yana geçebiliyoruz. Mesela Bluetooth, telefon, araç ayarları, işte sürüş özellikleri ve adaptif bir sürüş yardımcımız varsa bunları burada görebiliyoruz. Bunların görünümünde o menüler içerisinde şurada oynatarak devam edebiliyoruz. Bakınız böyle şeyler oluyor. Bunun haricinde bir de mekanik gibi gözüken hararet göstergemiz sol tarafta, benzin göstergemiz de sağ tarafta olmak üzere standart kalıyor. Bunlar güzel. Gelelim bu ekrana. Şimdi bu araçta ambiyans aydınlatması da var. Ayak bölgesini ayrı aydınlatabiliyorsunuz. Bir de bu kapı içlerinden geçen aydınlatmamız var. Peki oraya nasıl ulaşıyoruz? Bakalım. Burada gördüğünüz gibi kırmızı, mavi, turkuaz falan gibi 3, 6, 8 tane renk ayarımız var. Yoğunluğunu da ayarlayabiliyoruz. Aşağı ve yan taraflara bunları ayarlayabiliyoruz. Güzel. Beni şaşırttı. Bir de tabii burada park ve manevra kısmına geldiğimiz zaman benim en eğlenceli bulduğum yere geliyoruz. Mesela ön ton ayarına geliyoruz ve benim atanamamış müzisyen kimliğim ortaya çıkıyor. Bakınız. Gibi. Ve bunu en son altında tekrardan bırakalım ki sahibi bize küfretmesin. Bu ön park sensörünün ayarları olmakla beraber bunu kapatıp arkayı da aynı şekilde ayarlayabiliyoruz. Ne gerek var bu kadar şeylere bilmiyorum ama bunları ayarlayabilmek güzel. Çok fazla araç ayarı var. İşte ESP devrede değil, lastik basınçlarını buradan kontrol edebiliyorsunuz. Aydınlatmayı kontrol edebiliyorsunuz. LED olduğu için de her şeyi kontrol etmek güzel bir şey. Ne kadar sürüş asistanımız varsa bunların devrede değil, bunları kontrol edebiliyoruz gibi gibi. Burada tabii hoşuma gitmeyen şeylerden biri menü aşağı doğru gidiyor. Şu çizgiyi görmediğiniz zaman aşağı gidemiyorsunuz. Şunu şöyle yapmanız gerekiyor. Keşke şurada bir tuş daha olsaymış. Kitleme fonksiyonları, gösterge tablosu, saat tarihi falan filan filan bayağı bayağı burada detaylı şeyler var. Burada da bütün her şeyi gördüğünüz gibi. Sese geldiğimiz zaman bas diz ayarları, equalizer çok kapasiteli güzel bir şey var. Hepsinden güzel olan burada manuel bir tane ses tuşunun olması. Bazen böyle kafası karışabiliyor arkadaşın. Kapattığınız zaman da manuel bir saatimiz çıkıyor. Şu an biri çeyrek geçiyor saatimiz. 24 Mart'ta bu aracı çekiyormuşuz. Bakınız böyle bir görünüm var. Böyle bir görünüm var. Böyle de bir görünüm var. Bunlar çok güzel özellikler. Ne kadar gerekli ama tabii hiçbirimiz bilmiyoruz. Ana menümüze geliyoruz. Ve mekanik tuşlara geçmek istiyorum. Modumuzu buradan değiştirebiliyoruz. Bu aracı 4 farklı modda kullanabiliyoruz. Daha sonra 3 artı 1 diyelim. Eco, Normal, Sport ve Individual. Individual'a geldiğimiz zaman bütün bu ayarların hepsini kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu
modlar bütün Leon modellerinde standart. Burada direksiyonun sertliği, motorun tepkileri, daha doğrusu gaz pedalının tepkileri ve klima sisteminin ayarlarını ayarlayabiliyorsunuz. DSG şanzımanı olduğu zaman şanzıman geçişleri de buna göre değişebiliyor. Bunlar sevdiğimiz özellikler. Mesela sahibi bu aracın direksiyonunu sert bulduğu için individual modunda normal konuma almış. Motoru sporda almış, klimayı da normal konuma almış ki sporda aldığımız zaman aşırı sertleştiğini söyledi. Bu da özellikle şehir içi kullanımlarında çok hoşuna gitmeyen bir özellikmiş. Bu noktada bu tuşu tam bile ne kadar şey anlatmışken klimada çift bölgeli otomatik klimamız var. Sezgisel düğmeler çok rahat çalışır her şeyle. Havayı nereye yönlendirmek istediğiniz buradan ayarlarsınız ama benim en çok sevdiğim tuş tabii ki auto'dur. Çünkü sıcaklığımızı getiririz bir noktaya, sonra da auto'ya basarız. O kendi kendine her şeyi halleder. Onun haricinde küçük ekranlardan böyle görebiliriz. Çok kullanıcı dostu ve en sona çevirdiğiniz zaman da kendi kendine kapatabiliyor olması güzel özellikler ki hani bazı araçlarda en sonuna getiriyorsun kapanmıyor ya, beni uyuz ediyor bu durum. Burada çok görmediğiniz bir yerde iki tane USB ve bir tane AUX çıkışımız var. Burada bir telefonunuzu koyabileceğiniz gözümüz var. Buraya telefon sanırım şarj ya da yükseltici gibi donanımlarda alınabiliyor diye hatırlıyorum. Buradaki plastikler çıkarılabiliyor gayet güzel. Piyano siyah detaylarımız tabii buralarda var. Ve Volkswagen grubunun bildiğimiz, sevdiğimiz vites topuzu da burada kemikli bir şekilde duruyor. Geri vitese de bu şekilde takabiliyoruz. Geriye taktığımız zaman geri görüş kamerası yok. Çünkü Volkswagen grubu çok sevmiyor bu tarz şeyleri. Onun yerine bu görmüş olduğunuz yakın ya da uzak mesafelerdeki şeyleri böyle size bir çizimlerle gösteren ve Leon grafiğinin olduğu bir şey görüyorsunuz. Park Pilot isimli donanımımız da böyle. Bu makyajlı versiyon olduğu için mekanik el freni yerine elektrikli el frene geçtiler. Birileri dönemin Apache'lerinin gözü yaşlı oldu. Onun yerine yer kazanınca buraya bir tane daha yer koymuşlar. Onun içinde şöyle güzel bir plastiğimiz var. İki tane bardaklığımız var. Bir tane eşya gözümüz var. Kolçağımız var. 12 voltumuz var. Bunlar ayarlanabiliyor. Gayet güzel özellikler. Torpidomuz tabii ki. Geniş bir torpidomuz var. Bol bol her şeyi alabiliyor. Şu kısım beni biraz rahatsız ediyor. Ama yine hani güzel. Buralar yumuşak plastik. Eyvallah. Ama onun dışında şuralar biraz ses yapabilecek özellikler. Yıllar içerisinde trim yapması sebebiyle şu bölüm, bu bölüm ve şu kol dayamanın ses yaptığını duyduk. Onun haricinde sunroof, açılır tavan, kontrolünü çok severim. Bunun sevdiğim kısmı şu, bu dairesel hareketi yaptığı zaman kendi kendine açılıyor ya istediğin gibi. Hani sonuna kadar çevirdiğin zaman sonuna kadar gidiyor. Bir anda içerisi temiz havayla doldu, harika. Ha dedin ki ben hemen kapatmak istiyorum bunu, sonuna kadar getirebiliyorsun ve lock diye gelip kapanacak. Bu çok sevdiğim bir özelliği bu fonksiyonun, tuşun. Ha dersin ki ben sadece tilt fonksiyonu istiyorum. Öyle bir durumda da şunu şöyle itiyorsun ve hafif hava alma fonksiyonunu da açıyorsun. Elle manuel kapanabilen bir perdesi var. Bazıları diye bir elektrikli olsaydı keşke. Hiç gerek yok. Bunlar çok sevdiğim özellikler. Okuma lambalarımız var iki tane. Onun dışında kapı açık ya da genel bir aydınlatmamızı böyle ayarlıyoruz. Burada bir yani güneş gözlüğü koyabilecek bir kabımız yok ne yazık ki. Onun yerine burada da tutmak kolumuz var. Sürücü dostu bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Burada FR yazdığını söyleyebilirim. Farlarımız tabii soldan açılıyor. Tipik Volkswagen özellikleri. Direksiyonda derinlik ve yükseklik ayarımız var. Çok rahat buluyorsunuz. Diğer her şey elimizin altında. Tipik Volkswagen fonksiyonelliği burada söz konusu. En sevdiğim kısmı da Golf'ten, bu nesil Golf'ten en büyük avantajı şu ağız sunumlarındaki çapraz görüş. Bunlar harika tasarlanmışlar ve kapı da sonuna kadar gidiyor. En muhteşem özelliği bence bu otomobilin bu olabilir. Koltuklara da kalkmadan bir değinmek istiyorum. Sonra sürüşe geçeceğiz hızlıca. Koltuklar çok güzel. Bunlar spor koltuklar. Yarı deri, yarı kumaş. Döşemeler tabii ki versiyona göre değişebiliyor ama bu koltuklar, yani ben olsam bu koltuklardan isterdim. Çünkü yan tutuşları çok başarılı. Yükseklik ayarları falan çok yerinde ve seni çok güzel kavruyorlar. Güvenlik anlamında da çok başarılılar. O zaman gelin yavaştan bu 1.5 motoru uyandırıp 130 beygir manuel bir otomobil önden çekişli ki kendisinin elektrikli bir diferansiyel kilidi var ya da elektronik bir diferansiyel kilidi de var. Bunu da size biraz anlatmak istiyorum. Hadi gelin yavaştan gidelim. Tabii önceden kemerimizi de alalım. Hadi buyurun. Uzun yıllar diyemeyeceğim. Yaklaşık 4 ya da 5 sene öncesinde Leon kullanmıştım. Ondan beridir Leon kullanmıyorum. İlk direksiyonun başına geçtiğim zaman verdiği his şu. Özellikle ön çapraz görüşün aynalığın da kapılardan yükselmesinden kaynaklı harika oldu. Ki bugünkü aracımızda
aracın sahibinin arkadaşlarının hediye ettiği AliExpress uzantılı M5 değil M3 aksesuarlarını görüyoruz. Bu bir miktar hani sıkıntı yaratıyor görüş açılarında ama sıkıntı yok. Bu bir manuel Volkswagen ürünü olduğu için hemen o vites geçişlerindeki o hani kemikli ama yollarını gayet belli eden, bu ne demek? Yani aslında iki farklı dünyayı bir araya getirmiş vites dikkatimizi çekiyor. Motor çok sessiz, sakin çalışıyor. Ve hani devir arttığı gibi içeriden hafif böyle tınıları gelmeye başlıyor. İddiaya göre 1.4 ve 1.5 motorlar arasında rölanti sesinde 1.5 biraz daha yüksekmiş. Bunu ben bilemiyorum tabii ki. Deneyimli olanlar lütfen paylaşsınlar. Biraz tabii aracın içine gömük oturuyorsun. Yani böyle kaputun bittiği yeri görmüyorsun. Arkada hani arkada aynaya baktığın zaman bir miktar ufak kaldığını söyleyebilirim. Ama onun haricinde genel olarak iyi. Müzik sistemi devrede olmadığı zaman aracın içinde genel bir takım yerlerden ufaktan da olsa sesler gelmeye başlamış. Ki bu aracın 90 bin kilometre olduğunu düşünürsek bunlar gayet normal durumlar. Onun haricinde vites geçişleri falan çıkır çıkır geçiyor ki 5 ileri değil 6 ileri manuel şanzıman bu araçta söz konusu. Hızlanmasına biraz bakalım. 3. viteste oturduk ve tam böyle devreye girdiği gibi ben yıllardır şunu düşünüyorum. Acaba Volkswagen grubundaki bu rakamlar gerçek rakamlar mı? Çünkü bu arabaların hızlanmaları rakipleri gibi değil. Bu Volkswagen grubundaki motorlar. Mesela bu araba 130 beygir. Ama 130 beygirlik başka bir markadan, başka motora sahip bir araba sanki bu kadar güçlü değil gibi. O yüzden performans anlamında ne olursa olsun Volkswagen grubunun makineleri bir başka gidiyor. Ve suratına böyle bir gülümseme yapıştırıyor ki çok beğendiğim makinalar ve tabii ki Volkswagen grubundan gelen o tok yapı yani konfor ve dinamizm arasındaki dengeyi çok iyi yapan bir mühendislik bu. Ve buna bir de güzel tasarım eklediğin zaman dört dörtlük bir paket oluyor. FR donanımla beraber gelen özelliklerden bir tanesi de önden çekişli bir otomobil biliyorsunuz bu. Elektronik diferansiyel kilidi var ki bu sistem ilk tanıtıldığında pek çoğumuz burun kıvırdık. Diferansiyel kilidi dediği şey elektronik olmaz, mekanik olur. Ama Volkswagenciler yıllardır bu sistemin benzerini yapmış olan rakip üreticilerden farklı olarak ilk defa bunu becerebildiler. Bunu ilk defa Golf GTI'de ben deneyimlemiştim ve bu güçlü otomobillerde özellikle virajlarda gaza oturduğun zaman böyle çizgiden kolaylıkla çıkma durumu söz konusu olurdu. Ön tekerlekler sürekli sarardı, patinaja düşerdi ve izinden çok rahat dışarı çıkabilirdi. Golf GTI tabii daha güçlü bir otomobil. 200 beygirlik bir otomobilden bahsediyoruz ama bu otomobillerde de uyguladıkları zaman o kadar güç olmayınca da çok faydalı çalışan bir sistem. Sanki böyle bir dört çeker demeyeceğim, biraz abartı olacak ama izinden çıkarmak gerçekten zor oluyor bu otomobili. İyi çalıştığını söyleyebilirim. Bozulmadığı takdirde. Biraz şurada artık bu ayarları görebiliyoruz. Sport'ta geldim. İkinci viteste şunu görüyoruz. Frenlerimiz gayet iyi ısırıyor. Hoppa! Volkswagen grubunun TSI motorlarını çok seviyorum. Güzel devirleniyorlar. Güzel akıyorlar. Ve tabii bunda mesela silindir devre dışı bırakma sistemi de var. Sanki çok silindir varmış gibi 4 silindirin ikisini de kapatabiliyor. Ne kadar yakıt tüketimine etkisi var tartışılır. Start-stop'un da tabii etkisiyle ama tabii Volkswagen grubu içerisinde elbette Dieselgate gibi bir skandalı yaşamış olduklarından kaynaklı olsa gerek bu tarz işleri çok daha dikkate almaya başladılar. Çünkü ağızları çok yandı Dieselgate'den. Ondan sonra zaten dizel kalmadı gibi bu dizel importörlüğü içerisinde. Darbe emişinden bahsetmek istiyorum bu aracın. Tipik Volkswagen topluluğunda ve hani bir çukura girdiğin zaman çok şey olmuyorsun böyle ay falan olmuyorsun ama hani bazen öyle çukurlar geliyor ki çok böyle Peugeot grubundaki sesler pek gelmiyor ama amortisörler çok böyle zorladığın yerlerde sesli çalışıyor ama onun haricinde diyelim ki tümsek geçişlerinde vesaire tertemiz bir şekilde geçiyorsun. Hoppa. Sevdiğim
özelliklerinden bir tanesi bu. Gösterge tablosu da çok aslında güzel. Şöyle güzel söyleyeyim. Hangi viteste olduğunu yazıyor ya. 3'te gidiyorsun diyor ve sana gitmen gereken vitesi de öneriyor. Ama ne şanzımanla çok görmediğimiz bir özellik. Ama o yazılım içerisinde var mı? Var. Bugünkü aracımız 90.290 kilometrede an itibariyle ki 4 senede bu kadar kilometre yapmış olması iyi bir gösterge. Bir otomobil değerlendirmek için ikinci elde. Dolayısıyla 4 yaşındaki bir Leon hala sıfır gibi hissettiriyor mu? Evet. Trim sesi haricinde sıfırdan çok bir farkı yok gibi. Bak bugün nerede 2000, bak 2000'de tam oturdu. Çok güzel geliyor ya. Çok böyle smooth, böyle tertemiz, ipek gibi geliyor orası. Hop, hop, hop. Güzel abi. Yani öbür gün alınır mı? Alınır. Station'a. İşte böyle sevgili izleyenler, 2020 model Seat Leon 1.5 Eco TSI da böyle bir otomobilde. Eğer sizin de cebinizde yaklaşık böyle 1 milyon civarında bir para varsa, manuel şanzımanlı bir kompakt hatchback almak istiyorsanız düşünmesi gereken seçeneklerden bir tanesi. Piyasada şu aralar dolaşan Seat kapanıyor mu, ne oluyor falan gibi dedikodulara çok bence itibar etmeyiniz. Çünkü Seat koskoca Volkswagen grubu içerisindeki çok büyük markalardan bir tanesi. Belki artık bu görmüş olduğunuz türdeki otomobilleri üretmeyecek. Çünkü Cupra da bunları yapmaya devam edecekken hala paranızın karşılığındaki Volkswagen'in o bilindik özelliklerini belki de en iyi tasarımda sunabilen araç bu. Dolayısıyla daha gençsiniz, daha genç hissediyorsanız, daha genç yaşıyorsanız, tasarıma ve dinamizme önem veriyorsanız almanız gereken otomobil bu gibi duruyor Volkswagen grubu içerisinde. Elbette tabii DSG şanzımanlı versiyonlarını piyasada daha fazla görüyoruz. Ancak unutmayın ki DSG çift kavramlı bir şanzıman ve debriyaj, baskı, balata, değişim zamanı geldiği zaman bu manuelleri böyle keşke benim manuelim olsaydı diye ararsınız. Elbette ki sıkışık trafikte otomatik şanzıman çok daha konforlu ama gerçek sürüş keyfi için her zaman manueli öneriyorum bildiğiniz gibi. Kapatmadan önce biraz da fiyatlardan bahsetmek istiyorum ki biz şu anda Mart 2024 itibariyle bu kombinasyonda bir tane Leon biz de alalım desek 850 bin liradan başlayıp 1.2 milyon TL'ye arasındaki fiyatlarda bu Leon'lardan bir tanesini biz de alabiliriz ya da siz de satabilirsiniz. Ancak şunu da söylemek istiyorum ki manuel olarak bu motor kombinasyonunda sadece 2020 yılında bu aracı alabiliyorsunuz ki tavsiyem şudur. Eğer bir otomobili gerçekten seviyorsanız son üretim yılında almalısınız. Çünkü bütün o bebeklik sorunlarından arınmıştır. Son üretim yılında en sonsuz olan versiyonlar üretilmiştir. Çünkü 2020 itibariyle yeni kasasında yavaş yavaş ülkemize girdiğini hatırlatırsak onlarda yaşanabilecek bir takım bebeklik problemleri bu araçta olmayacaktır. Bu kıssadan hisse ve öneriden sonra da yavaştan videoyu kapatıyorum. İzninizle kanalımızdaki ilk detaylı inceleme Seat videosuna da herkese hayırlısı olmasını diliyorum. Yani bunun ne hayırlısı olacak bilmiyorum ama beğenirsiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz, beğenmezsiniz. Yarın öbür gün daha fazla Seat videosu çekmek istiyorum. Aklımda bir iki tane otomobil var. Temizlik kalmışları varsa bana ulaşın diyorum. Zaten birkanasor@gmail ya da Instagram'da da direkt giriyorsunuz ama bunları yapabiliriz. Bundan bir tane de ben düşüneceğim. Yani 1 milyon biraz fazla bana ama olabilir.